Bu et direkt fırına mı girdi yoksa tencerede haşlandı mı? Direkt fırına girdi. Direkt fırına girdi. Bu et kaç saatte fırında kaldı? 2,5 saat. 2,5 saat bunu attınız fırında. Ne Evet. yaptınız? Sedanlı kahve mi içtiniz? Ne yapacaktım? Ben de fırına beraber mi gireceğim? Hangi peynir kullandınız? Peynir kullanmadım. Aa, bir dakika, bir ikinci şok geliyor, okey. Benim şoka, bu kameralar şok oynamıyor. Bir şey getirdim. Ne şok getirdin? Siz daha önce lazanya yediniz mi? Ha? Yediniz mi lazanya? Her zaman ya. Külde evdeki yaptığımız domates çorbası. Bunu evde sürekli frenk soğanla ya da şinikdanla birlikte yemiyorsunuz. Şinikdanla şöyle mı yiyorsunuz siz? Oh, oh my god. Bu nasıl domates çorbası böyle? Ay. Ne demek nasıl yani? Daha nasıl açıklayabilirim? Ne alaka şimdi? Annemle bu sofrada ne alaka? Hayır, şu ben an, de... Şu an bu sofradaysak eğer sen benim annemden bana bahsedemezsin, tamam mı? Tayfun! Bir kere haddini bilecek. Tayfun! Bana bak, haddini gerçekten sen... Gel, gel. Sahibine gel. Merhabalar. Ay, teşekkür ediyorum ustam. Aferin. Çok sağ olun, eksik olmayın. Aman Allah'ım. Bey, sizce üçüncü kim olabilir? Şimdi kim olabilir? Şimdi yani adaletin bahsedeyim, ben adaleti, Türk adaletine güveniyorum her zaman. Buradaki adalete Türk adaletiyle ne alakası? Hayır hayır. Adalet benim çok büyük bir laf. O lafı kullanmayacaksın burada. Çok ama, boş konuşmayalım. Ama adalet kullandığı zaman Türk adalete büyüktür. Burada yapılan şey adalete büyüktür. Adalete konuştuğu zaman sen bize bir verdin. Niye verdin? Sen... Niye verdin? Ver! Hak ettin. Hak ettin. Hak ettin. Sen hak ettin onu. Olur mu? Ne diyeceğim? Ama lütfen, sakin, lütfen Hasan Bey, bak Hasan sakin ol lütfen. Ben Altuğ'ya 13 veriyorsunuz. Otur! Lütfen ya, Türkiye'ye terbiyesizlik yapma! Terbiyesizlik yapma! Aa, öyle bir şey yapmaz ama. Tamam. Toplamda sadece 4 puan alması Hasan Bey'i küplere bindiriyor. Bunu hak etmediğini düşünen yarışmacımızın kızgınlığı geçmek bilmiyor. Hiçbir yapmadım, iyilik yapmadım. Hiçbir şey vermeyemedim ben. Hiçbir aramadım sizin evimde. Uçakımı çalıştım. Büyük bir patlama yaşayan Hasan Bey'in güçlükle sakinleştirilmesinin ardından sonuçların açıklanmasına devam ediliyor. Dukandım ha. Dolmamdan saç çıktı. Ha, bu da nasıl bir rezilliktir ya. Sabotaj, gerçekten bu şu anda bir sabotaj. O yüzden beyin hücrelerim öldü sanıyorum. Esma Hanım, bir şey söyleyecek misiniz? Beyin hücreleri ölmüş bir insana ne söylenebilir ki? Bir şey diyemiyorum. Teşekkür ederim. Salatada neden acaba domatesi salatalık kullandınız? Renk olsun. Ama hani mevsim salatada pek... Aa, bakın kuantum biliyor musunuz? Kuantumda her kelime bir dua, bir dilek yerine geçiyor. Şimdi siz bana başkanım... Kuantum derken kuantum neresi? Kuantum. Bir il mi? Şey, ne diyeyim size, nasıl anlatayım? Ha ha ha, kikiki, dost var mı hakiki? Herkes diyor kanki, çok lazım sanki. Böyle daha hoş olsaydık. Ortam çok otantik. Olsaydık. Tavuğu beğenmediniz, yemeği beğenmediniz, otantik masa. Oldu mu bu? Olmuş mu bu? O zaman yemeyeceksin. Ben açım diye yedim. Yemeğin olmadı mı lezzet olsa ne olur? Giderim pastaneden alırım, gelirim, hadi kolay gelsin. Bir an önce hemen şunu söyleyeyim. Yarışmacılarımızın birçoğu bugün menüyü görünce herkes dünya mutfağı bekliyordu. Tam bir hayal kırıklığı yorumunu yaptım. Neden Türkiye dünyadan değil mi? Hepimiz farklıyız işte, boşver. Ben parayla işim Murat Bey, izin verirseniz programa devam edeceğim. Programa devam edeceğim, izin verirseniz ben lütfen. Ben gelmezsem sen programı yapamayacaktın bile. Seninle ben de konuşmayayım zaten. Pardon. Hadi o zaman buyurun. Buyurun lütfen çıkın gidin. Tabii, hadi buyurun çıkın gidin. Bir saat 15 dakika pişsin, o güzel ekmeğin ben tadına bakayım, tamam mı? Tabii. Farkı nedir? Yanında bir şeyler var mı? Ne istersiniz? Tereyağı. Var. Zeytin. Var. Peynir. Tabii ki de. Çay. Aynen. Harikasın. Şimdi ben şöyle bir tabloya bakıyorum. Hak yemenin tablosu sanırım orası. Şöyle bir yorumda bulunacağım. Şimdi genç bir arkadaşımız var, kardeşimiz var. Çok sinirlilik de aşırı bence, çok suskunluk da aşırı. Aa, bak işte bu da şov şimdi gene. Aynı, devam, dünkü şova devam. Ay ben de kalkayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çok yakışan dörtlüyüz, Havva Hanım, Tuğçe Hanım, siz, ben. Deniz Hanım'ı niye saymadınız? Ah pardon, o da mı buradaydı? Bugün sizi bir farklı gördüm Gülşen Hanım. Yıldızınız sporda boş. Beni örnek almıyorsun ama bakıyorum eyeliner çekmişsin, rusturmuşsun. Benim makyajımı örnek almışsın. Hayırdır, bu nedir? Daha ömrü hayatım ilk defa makyaj yaptım. Beni örnek aldın. Almadı.
Tabii siz Seda Hanım tarafından bize emanet edilen yemekleri her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir yarışmacının yemek yapmasına şiddetle karşısınız ama. İyi bir gündü. Çok güzel bir gündü. O kadar misafirperverdi ki. Allah'ım çok güzel bir misafirperverlik yaptı bize bugün. Neredeyse bizi dövecekti. Elinde bir odun eksikti. Özür dilerim. Masadan kalkmam lazım çünkü yemeğimde kıl çıktı ve şu an ağzımda. O yüzden kalkmam. Hayda. Nerede çıktı? Nerede? Bulgurum'da. Kalkabilir miyim? Zonguldaklıyım. Apartman görevlisiyim. 24 yıldır bu işi yapıyorum. Boş vakitlerimde hobi olarak el işi nakış yapıyorum. Hobilerimden biri de zil takıp oynamak boş zamanlarımda. Alex bu ne yapacak? Arkadaşım da yani. Çok iyi bir arkadaşım. Yabancı çok zamandır. Yabancı. O Amerikan. Yabancı. Amerikan. Ama oynayacağım. Yok 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 bilmiyorum. Sana göre. Sana ben bilemiyorum ki. Sana Fuerte cazzo una culo ste marreta Naga pulon so sta nenda fa Ok Napolita Tu vuoi far America, tu vuoi far America Con la tua bocca picchita vabbè Esra Hanım, hoş geldiniz. Hoş merhabalar. Bulduk. Buyurun. Buyurun çantamı. Niçin tokalaşmıyorsunuz? Canım öyle istiyor. Oo, peki buyurun. Ay, yemekleri tek kelimeyle iğrençti. Gerçekten midem bulandı. Bir de gurme olduğum için bu tip tatları ben hiç kaldıramıyorum. Allah korusun insan bu tip yemekleri yerse yemekten soğur. Seda Hanım, Şeyma Hanım neden ağlamaya başladı anlamadım vallahi. Yok ya, öyle üstüme gelince ağlayasım geliyor ya. Şey böyle. Kim üstünüze geldi? Hayır ya öyle değil anlatamıyorum. Bedenin senin 40'tır en fazla. Herhalde yani. Suhan canım benim. Senin bedenin 40. 40 değil mi? 30 yani. Aşkım vallahi süper. Biri turkuazdır. Hocam ya bilmiyordu kırmızı. Aynı şekilde. Arkadaşlar gayet evet. Güzel oldu değil mi Ümran Bir Bey? Acı patlıcanı kırağı çalmaz. Efendim? Değil mi? Böyle aklıma geldi. Tutkasın. Ben sofraya gidiyorum ve bu güzel lezzetlerin tadına bakıyorum. Başka lezzetler de varsa gönlünden ne koparsa gönderiver. Peki. Oldu mu? Kardeşin iyisin. Hatay'a gel. Yemekler doğal ortamda pişmiş olabilir ama Hüseyin doğal ortamda yetişmemiş Hüseyin Bey. Yani ben onu algılayamıyorum hala. Gerçekten beni çok rencide. Bu nasıl bir şey ya? Ya beni neden konuşuyorsun? Milletin yemeğini konuşunsana ya. Siz benim beynimdeki lobları nereden biliyorsunuz? Ben beynimde lob olduğunu bilmiyorum ama. Dediniz ya. Yani benim beynimde lob var mı yok mu? Siz nereden? Hani beynimde lob varmış. Var mı öyle bir şey? Yani zeki insanlarda iki lob vardır derler. Hatta Cem Yılmaz bayağı eski. O zaman bende 5 lob var. Ne yapıyorsun böyle böyle anlamadım ama. Ne yapıyor gibi görünüyorum şöyle şöyle. Ha kendime mi bakıyorsun? Ha evet. Kime bakabilirim başka? Yok belki üstünde leke mi var hani kontrol mü ediyorsun o yüzden sordum. Leke böyle bakılmaz herhalde. Yok acayip bizi ya. Tuttuğum içinde kaldık şu an. Şov yapıyor. Şov ya. Pilavda da değişik bir su tadı, soğuk su mu kullandınız? Çeşme suyu kullandım. Olabilir. Hanımefendi zaten herkes yani çeşme suyu kullanıyor. Yani ne demek soğuk su kullandınız? Tabii ki sıcak suyla yaptım. Soğuk su da kullanabilirsiniz. Pilavı soğuk. Sıcak suyla bir su tadı var yani. Pilavda. Bu bir yani iğrenç bir şey. Yani bunun ismini bilemiyorum. Yani benim oraya Hasan abi seni arıyordum. Onu ben ne yapayım? Onu orada alırdım. Ben orada değilim. Ben o çıktığı zaman buna bir kafa indirirdim, yere sarardım. Ama bana yakışmaz, yakışırdı. Bunu artık buradan bekledi. Diye pişmiş. Valla bence pişmemiş. Pişmiş. Bana bak. Sen dün dondurmayı yemedin. Bugün niye yiyorsun? Kusura bakma anne. Bakarım. Fare mi var orada? Fare vallahi fare. Kaçın kaçın. Fare o. Nereden çıktı? İnanmıyorum. Fare var orada. He? Canlı mı o? Yürüyor işte. Pilavı tuzsuzdu. Onu eleştirdim. Ama kıvamı sizinkinden daha güzeldi. Affedersiniz kesiyorum. Çorbalar soğumadan isterseniz içelim. Kesmek istemedim. Ama sen sözümüzü kesmedin. Sen sözümüzü... Ne oluyor işte burada? Sumru Hanım bu nedir? Eyvah. Bu nedir Sumru Hanım ya? Bilmiyorum. Bunu ben koymadım. Bu senin saçın. Hiçbir fikrim yok.
Demek ki ne yapacakmışız? Ama saçım topluydu. Demek ki ne yapacakmışız? Saçım topluydu. Yemek üret. Kadınlar ne iş yapabilir? Ya temizliğe giderler çoğu. Aa, ne demek? Hayır yani. Biz çoğu yapıyor yani öyle. Hayır öyle bir şey kadınlar ne iş yapabilir? Bana çok bakıyorsunuz. Bakmayın bana öyle. Kuşkulu kuşkulu bakıyorsunuz bir de. Hayır çok yiyorsunuz maşallah ona bakıyorum yani. Yiyorum. Yiyebilir. İştahlı bir bayansınız. Tabii ki yiyebilir afiyet olsun da. Mideme dokunmadığı sürece yemek yiyebiliyorum ben. O yüzden bir vermeyin efendim. Yok vermeyeceğim bir söz. Bravo. Bak bunun sözünü aldım. Çorba fena değildi, iyiydi. Misafirperverliğini beğenmedim. Yemeklerini beğenmedim. Sadece çorbasını beğendiğim için bir puan veriyorum. Böreği beğenmedim diye bir şey söylemedim. Bu börek geri gelmez artık. Bitti. Hayır. Görürüz. Kıymasını yiyemedim. Kıymaya puan veremeyeceğim. Böreği bitirdiniz beyefendi. Tamam ben yufkayı yedim. Ben zaten yufka çok güzel olmuş.